Biliyorum bunu. Bursa düşünce hedef burası olacaktır, inanın. Buna ikna edin İmparator Hazretlerini efendim. Bursa'ya acele yardım gönderin. Peki, yarışlardan sonra görüşürüm. Korkarım geç kalırsınız. Sana diyeceklerimi hep demişimdir. Neden Şeyh Edebali'nin mektubunu dahi vermişimdir. Gerisi şeriat ve töre gereklerincedir. Ama madem ki anan vasiyet zamanıdır sanıp seni çağırır, hatırı hoş olsun. İşte sana vasiyetim. Anan dahi olsa, bir kimse sana Tanrı'nın buyurmadığı bir söz söylerse, sen onu kabul etme. Aslını bilmezsen, Tanrı ilmini bilenlere sor. Sana itaat edenleri hoş tut, hakkı gözet. İtibarın bilginlere, zanaatkarlara olsun. Askerlerin hep önünde git. Bir de sana hizmet eden, yararlı olan Hristiyanlara daima ihsan et. Bilirim, öğütlerim hep aklında ve gönlündedir. İşte sana dediğim gibi, de onları oğullarına. De ki, onlar da vakti gelince oğullarına desin. Eller ölümle kopmasın. Var git şimdi ellerinin başına. Ata, ana, oğul derdine düşme. Tez git Bursa önüne. Beni de burada koma. Bursa'ya getirt ki kabir azabı çekmeyeyim. Gözün aydın hanım, Bursa bizimdir. Gökçe bacı da oradaydı. Savcağım, Bay Koca oradaydı. Edebali dayı oradaydı. Işık salardı. Gördüm. Murat. Muradım. Murat. Murat dahi oradaydı. Öteleri gördüm. Öteleri ve daha ötelerini de gördüm. Ölüm hak, miras helal. Osman Gazi Han'ın mirasını sayarım. Denizli bezinden sarıklık, kını ve kabzası sade bir kılıç ve kalkan, bir tirkeş, bir mızrak, bir sırtlak teleke, bir sokman çizme, Alaşehir dokumasından sancaklar, Yenişehir'de 8 yörük at, sulak önünde konukları için beslediği bir koyun sürüsü, akçesi, gümüşü, altını hiç yok.
Oğuz için yaşadı. Her şeyi Oğuz'a verdi. Oğuz'a ayrıca oğulları Orhan Gazi ile Alaaddin'i, torunları Murat ve Süleyman'ı bıraktı. Bu dünyadan bir gurbetçi, bir garip gibi geçti. Allah rahmet eyli. El Fatiha. Dursun Fakı'nın terekeyi okuduğu günden 21 yıl sonra Osman'ın torunu Süleyman denizden Rumeli'ye geçmeyi başaracaktı. Diğer torunu Sultan Murat ise Edirne'yi alarak batıya doğru bir yol açacaktı. Bundan 20 yıl sonra Murad'ın oğlu Yıldırım Bayezid Bulgaristan'ı topraklarına katarak yeni menzillere doğru dedesinin vasiyetini gerçekleştirmeye devam edecekti. Osman'dan tam 129 yıl sonra 5. kuşaktan torunu olan Fatih Sultan Mehmet, Konstantinopol'ü İstanbul yaparak bir büyük amacı daha olmuş kılacaktı. Ve nihayet Osman'ın ölümünden tam 200 yıl sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde Edebalı dergahının küçük bir odasında görülen rüya gerçekleşecek, Ulu Çınar'ın dalları Viyana kapılarına kadar uzanacaktı.